Amene billahi ve resulihi. Yani orada şöyle, biraz önce söylediğim gibi, yani her iman eden Allah'a ve Resulüne iman etmiyor ki. Sadece Allah'a iman, mesela dini politik bulan iman edenler var. Diyor ki ben Allah'a inanıyorum ama dinlere inanmıyorum. Peygamberlere inanmıyorum. Anlatabiliyor muyum? Orada o, tabii ki müfessirler daha iyi bilir ama benim de dikkatimi çeken bir şey. Bir de şu var. Nasıldı o? Hatırlatın ya, şeyde geçiyor İhlas Risalesi'nde. Ve üsünün ala enfusihim var orada. Yok, Katarul Azim diye bitiyor ya. Ha, terörizm, evet. Yani iman edenler Alimler diyor, alimler diyor şey olacak diyor, ilmiyle amel edenler değil mi? evet, İlmiyle onlar amel edenler ihlasıyla diyor değil mi? evet, En en sonunda sonda diyor ki o da çok vel zordur. muhlisun ala katarul azim değil mi Evet. abi? Evet hocam. Helekel nas Helaken illel alimun ve helekel alimun illel amilun ve helekel amilun illel muhlisun vel muhlisun ala katarul azim. Bu diyor, yanlış değilsin. doğru hocam, doğru. Şimdi bakın, yani diyor ki işte neyse, müminler diyor helak olacak diyor. İmanıyla amel edenlerden başka. İmanıyla amel edenler helak olur. İhlasla amel edenlerden başka. İhlasla amel edenler de böyle diyor cant üstünde gidiyorlardır diyor yani. Anlatabiliyor muyum? Çok hassastır diyor yani. Daha benim anladığım o yani. Dolayısıyla ya eyyühellezine amenu amene billahi ve resulihim bir anlamı şey. Her iman eden, arzu edilen iman eden saf bir iman olmayabilir. Bunun özelliğini koyuyor. Amene billahi ve resulihi. Ben iman ediyorum ama İsa'yı kabul ediyorum. Hazreti Peygamber'i kabul et, Musa'yı kabul et, şey Muhammed'i kabul etmiyorum. Bir dakika, sen tam mümin olmadın. Bu müminin muhatabı sen değilsin, müminlik kavramının.